Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salat ve ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'l ebrar. Kıymetli kardeşlerim, bir İslam peygamberi olarak Hazreti Yakub'un hayat safhalarının o güzel mirasının inşallah anlaşılması için bugün Bismillah deyip onun hayat yolculuğunda beraberce yürümeye çalışacağız. Ben Hazreti Yakup'un bu ilk dersinde Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiriyle başlamak istiyorum. Şiiri okuduğumda ve işin nihayetinde niçin Yakup Aleyhisselamla alakalı olan bir derse böyle bir şiirle başladığımız daha iyi anlaşılmış olacak. Şiirin ilk satırı da şiirin ismi olmuş zaten. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak diyor o güzel şair. Tabi zemini de biraz hatırlamanız lazım. Osmanlı'nın böyle fırtınalı bir zamanı, zemini, çok ciddi sorunlar var. Ümmeti Muhammed'in içerisinde olduğu imtihanlar. Ve bu imtihanları yüreğinde derin bir yangına dönüştürmüş aslında bir feryat ortaya koyuyor o güzel insan. Orada da tabii çok farklı şeyler söylüyor. 21 beyitten oluşan o şiirin tamamını size okumayacağım ama büyük bir kısmını okuyacağım. İsterim ki siz tamamını okuyun ve üzerinde bir durun. Çünkü orada söylenen her bir kelimenin, her bir cümlenin inanın o kadar derin mesajları var ki ve şöyle de bir itirafta bulunacaksınız. Şiiri okuduğunuz zaman değişen hiçbir şey yok. Ümmeti Muhammed'in sıkıntıları halen devam ediyor ve buradaki o yangın aynı şekilde şu anda da meseleyi anlayanların en büyük yangını inşallah bizler de o meseleyi anlayanlardan oluruz. Yesin yani ümitsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda aslında mümin tavrının ne olması gerektiği adına da buradan kendi dünyamıza bazı mesajlar taşımış oluruz. Şiir okumak da ayrı bir kabiliyettir. O kabiliyet de bende yok. Ama ben en azından bazı şeyleri size yansıtabilirsem kendimi mutlu yad edeceğim. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle. imanlı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye bilmem ki süreksiz? Kendim mi senin yoksa ümidim mi yüreksiz?'' atiyi karanlık görü vermekle apıştın esbabı elinden atarak yese yapıştın karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun bulu ver kalma yolundan alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk herkes gibi dünyada henüz hakkı hayatın varken hani herkes gibi azmin de sebatın. Yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı seyret ne olursun. Azmiyle ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olan ruhunu vicdanını bağlar. Lanetleme bir ukdeyi hatır ki çözülmez. En korkulu cani gibi yesin yüzü gülmez.'' Madem ki alçaklığı bir yes ile şirkin o kadar önemli ki bura. Madem ki alçaklığı bir yes ile şirkin. Madem ki ondan daha melun daha çirkin. Devam ediyor satırlar ben bir iki tanesini atlayacağım. Sonu şöyle bitiyor. Feryat ile kurtulması memul ise haykır. Yok yok hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti sebatın sonu yoktur deme yılma. Ey milleti merhume sakın yese kapılma. Ey milleti merhumeyi merhum olmuş bir millet olarak anlamayın. Yani biz merhumu sadece ölmüşlere kullanıyoruz. Burada söylediği şey merhameti aslında kendi ayırıcı vasfı, vasfı olarak edinen ümmet demektir. Çünkü biz ümmeti merhumeyiz yani merhametli ümmet, ümmetiz. Onun için sakın yese kapılma diyor. Çok derin bir feryat Akif'in bu feryadı. Milletinin iman selameti için ortaya koyduğu bir ızdırabın yansımasıdır bunlar. Akif'e bu satırları yazdıran ne, ruh nedir biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Hazreti Yakup'tur. Yusuf suresinin 87. ayeti bu feryadın bir dayanağı aslında. Yani bu şiiri Kur'an'la paralel okuduğunuzda bunu çıkarıyorsunuz. Aslında bir sürenin 87. ayeti işte Yusuf suresi ki oradaki o 87. ayete birazdan gelecek, geleceğiz zaten. Yakup aleyhisselamın diliyle Kur'an'a girmiş olan bir şeyi burada kendisine dayanak olarak ediniyor. Onun için Akif'e biz Kur'an şairi diyoruz Allah kendisinden razı olsun. Buradaki o feryat şöyle zihninizin bir tarafında dursun neden ümmeti Muhammed bu kadar yese kapılmış, ümitsizliğe kapılmış, ne olmuş da bunlar olmuş? Bugün ümitsizlik ne alemde? Biz ümitsizlik adına neleri yaşıyoruz, neleri yapıyoruz? Bütün bunlar da hepsi zihninizin bir tarafında dursun. Ben sizi bir nübüvetin dördüncü yılına götürmek istiyorum. Dördüncü yıl dediğimiz zaman Mekke'de şöyle bir tabloyla biliyorsunuz karşı karşıya kalıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özel davette özel davetten genel davete geçmiş yavaş yavaş. Artık iş farklı bir boyuta geliyor Mekke'de. Her tarafta İslam konuşuluyor ama bu İslam'ın sesini kesmek için ciddi gayret gösteren bir zümre var. O kara yüzlü adamlar Müslümanlara ve Peygamber aleyhissalatü vesselama bu daveti yapmamaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Önce sessizliğe biliyorsunuz mahkum ettiler sonra bu noktada alay başladı. Arkasından iş tehditlere vardı. Şantajlara vardı. Korkutmalara vardı. Sonra fiili işkencelere vardı. O fiili işkencelerin en böyle zifiri anının, şiddetli anının yaşandığı bir zaman dilimi. Dördüncü yıl ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dördüncü yılın ortalarında Gâşiye suresi nazil oluyor. Hemen onun arkasından arkasından da Me'arit suresi nazil oluyor. Bu iki sürede Allah Resulü'nün dünyasında biraz farklı yerleri oluşuyor biliyorsunuz. Mesela Efendimiz özellikle sabah namazlarında Gâşiye suresini okumayı kendisine bir sünnet edinmişti. Eğer cuma namazı kıldıracaksa ümmetini Ala suresi birinci rekatta ikinci rekatta Gâşiye suresini genel itibariyle okurdu. Her zaman olmasa da çoğu zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında bunu görüyoruz. Me'aric suresi ise Efendimizin akşam namazlarında okuduğu sürelerden birisidir. Son sahabeye kıldırdığı akşam namazında da yine Me'aric suresini okumuştur aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O zaman, zemin ve Resulullah'ın namazlarda seçtiği ayetler ayrıca bir araştırma konusudur. Hepsinin inanılmaz mesajları var. Bu Me'aric suresinin de akşam için seçilmesinin, Başka mesajları var onun üzerinde inşallah siz durursunuz. O Meariz suresinin 5. ayetinde Rabbimiz Resulüne hitaben diyor ki Fas bir sabren cemila. Resulüm şimdi sen güzelce sabret. Sabır kavramı ilk inen ayetlerden itibaren aslında Müslümanların gündeminde. Ama burada o sabır kavramı bir başka kavram ve kelime ile beraber Tabir caiz ise eğer tedaviyle sokuluyor yani gündeme konuyor o kavram cemil kavramı. Cemil Allah'ın esmasından bir esma biliyorsunuz el cemil Allah güzeldir, güzelliği de sever, kulunun da güzel işler yapmasını ister dolayısıyla biz el cemil ismini de esmanın içerisinde Biliriz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde o ismi bizim nazarlarımıza verdiğini biliriz. Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçmez ama fiil olarak Cenab-ı Hakk'a nispet edilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onu da esmadan birisi olarak bizim nazarlarımıza vermiştir. Biz cemil kavramının kelimesinin Kur'an'da yedi kez geçtiğini görüyoruz benim güzel kardeşlerim. Bu yedi kullanıma dikkat ettiğimizde çok güzel mesajlar çıkarıyoruz buradan. Mesela bunların bir tablo olarak karşımıza bir koyalım. İlk Yusuf suresinin 18. ayetinde biraz önce de değindik ona güzelce sabretmek. Fe sabrun cemil olarak geçiyor. Aynı şekilde Yusuf suresinin 83. ayetinde bu iki ayete dersin sonlarına doğru tekrardan döneceğiz zaten. Zaten özellikle Hazreti Yakub'un dilinden Kur'an'a giren bu ifadelerin üzerinde biraz durulması gerekir. Biz bir miktar temas edeceğiz. Hicr suresinin 85. ayetinde yine biz bu cemil kavramını görüyoruz. Şimdi sen onlara yumuşak davran ve onlara güzelce muamele et. Buradaki ifade direkt hitabı Salih Aleyhisselam'a geliyor. Salih Aleyhisselam biliyorsunuz Semud kavmine gönderilen peygamberlerden. Tabi karşı çıkıyorlar o kavim birçok kavmin yaptığı gibi. Cenab-ı Hak da ona hitaben diyor. Sen işine bak o inkarcıların yaptıklarını aldırma. Onlara ama yumuşak davran, musamahalı ol ve onlara güzelce karşılıklar ver. Ahzab suresinin 28. ayetinde serahen cemile burada da güzellikle salı vermek, güzellikle boşamak anlamında konuyu hatırlamış olmanız lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımları yani analarımız, annelerimiz, canlarımız yollarına kurban olsun. Bazı dünyalık taleplerde bulundular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden. Ayette peygamberinin adıyla onun daha doğrusu diliyle bir şey söyledi. Ey peygamber dedi eşlerine söyle eğer onlar dünyanın refahını, süsünü istiyorlarsa onlara de ki gelin sizi boşanma bedellerinizi yani mihirlerinizi vereyim ve sizi güzel bir biçimde salı vereyim. Tabi annelerimizin hiçbirisi bunu kabul etmedi. Onlar Allah ve Resulünü tercih ettiler. Ahsap suresinin 49. ayetinde aynı ifade yine var. Serahen cemile güzellikle salı vermek yine boşanma anlamında. Burada da müminlere aslında hitap ediyor. Eğer kadınlarla nikahlanır ama zifaf olmadan onlarla boşanırsanız onları güzellikle boşayın. Yani ne demek biliyor musunuz bu? Bu. Bir talak olunca birbirinizi rezil etmeyin. Talak gerçekleştiğinde onurlarınızı, izzetlerinizi çiğnemeyin. Evlilik mahremiyetini insanların diline düşürmeyin. O kadar önemli bir şey ki bu. Yani konumuz asıl bu olsa bunların üzerinde birçok şey söylenir ama siz inşallah biraz durursunuz üzerinde. Sonra işte Maris suresindeki sabren cemile güzelce sabret Allah Resulü'ne gelen ve Müzemmil suresinin 10. ayetinde son olarak bu. Hecren cemile onlardan güzellikle ayrıl. İlk inen ayetlerde bakın Müzemmil suresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben söylüyor. O müşriklerin dediklerine sabret ve onlardan güzel bir biçimde ayrıl. Yani müşriklerle bile münasebette böyle bir emir geliyor. Onlarla ayrılırken güzel ayrıl. O güzelliği hiçbir zaman yitirmeden ne yapacaksan yap diye Kur'an'ın bir emriyle karşı karşıyayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın yedi tane kullanım var burada. Mesajları muhakkak almış olmamız lazım. Üç kez güzelce sabret dedi. Bir kez güzelce muamele et dedi. İki kez güzelce salıver yani boşa dedi. Bir kez de güzelce ayrıl dedi. Ne dedi biliyor musunuz Kur'an'ımızın bu söylediklerinin hepsini toparlarsanız ne yaparsanız yapın Allah aşkına güzel yapın. Çünkü müminsiniz siz ya müminsiniz siz bal arısısınız. Ne yaparsanız yapın yaptığınız her iş güzelce olmalı. Komşuluğunuz güzel olmalı, ticaretiniz güzel olmalı, dostluğunuz güzel olmalı, düşmanlığınız güzel olmalı ne yapıyorsanız davetiniz güzel olmalı, tebliğiniz güzel olmalı, öğrenciliğiniz güzel olmalı, ev hanımlılığınız güzel olmalı, babalığınız güzel olmalı, anneliğiniz güzel olmalı. Her ne yapıyorsanız Allah el cemil ya sen de o el cemil olan Allah'ın kulu, kulusun ya ne yapıyorsan hepsini bu güzel kavramının altında yani cemil kavramının altında yapmak zorundasın. Ve yapacağın o güzelce işlerden bir tanesi de sabretmektir. Peki benim güzel kardeşlerim soruyorum size. Sabretmek zaten güzel değil mi? Sabır ya sabır çok önemli bir şey. Bizim en önemli meselelerimizden bir tanesidir. Sabrın kendisi güzel zaten. Niye Kur'an bir daha sabrun cemil dedi? Neden yeniden güzelce sabretmek dedi? Demek ki burada başka bir şeyi nazarlarımıza vermek istiyor ki sabrun cemil diye bizim karşımıza bu kavramı getiriyor. Ne diyor biliyor musunuz müfessirlerimiz? Diyorlar ki güzelce sabır başa ne gelirse gelsin içinde tahammülsüzlüğün, şikayetin, pişmanlığın, surat asmaların, hatta içinden bazı şeyleri bile geçirmenin olmadığı sabırdır. Eğer sabrın cemil ifadesine uyacak bir sabır ortaya koymak istiyorsanız Bakın burada sıralıyor müfessirlerimiz ki bunların her birisi aslında Kur'an'daki bir ifadeye yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu sözlerine dayanıyor. Güzelce sabır başa ne gelirse gelsin tahammülsüzlüğün, şikayetin, pişmanlığın, surat asmanın hatta içinden bile bazı şeylerin geçirilmediği bir sabırdır. Bir örnek vermek istiyorum iyice anlaşılsın. Mesela şimdi bakın etrafımızda da bir sürü hasta kardeşlerimiz var. Allah hepsine şifalar versin. Bir mümin hasta olsa o hastalığa sabretmesi gerektiğini bilir. Nasıl davranır? Sabır hastalığa karşı lakayt davranmak demek değildir. Zaten sabır eli kolu bağlayıp miskin miskin oturmak değildir. Sabır direnmek, direnmek. Şimdi hastalandı diyelim bir kardeşimiz. Ne yapacak? Sebepler dairesinde şifa arayacak doktora gidecek. Şifa adına ilaç verilmiştir. O ilaçları kullanmaya gayret edecek. Elinden geldiğini yapacak. Bir Müslüman ona sorduğu zaman birisi nasılsın kardeşim diye elhamdülillah iyiyim diyecek. Ve sabredecek sebepler dairesinde de şifa arayacak. Bunun karşılığında da sevap kazanacak. Bu sabır güzel mi? Çok güzel. Ama sabrın cemil var ya bundan daha güzel. O nasıl? Hastalık gelmiş ya barışmış hastalığıyla. Baş hastalığıyla dost olmuş. İçinden bile bir şey geçirmiyor. Aslında acılar içerisinde kıvranıyor. Acılar içerisinde böyle yanıyor tutuşmuş. Yine diyor ki Allah'ım diyor sen ne yettin de bana bu derdi gönderdin de beni daha fazla kendine yaklaştırdın bu hastalıkla bana acaba nasıl bir hayır murad ediyorsun ki ya Rabbi benim azmimi benim bu noktadaki sabrımı arttır ki ben bu hastalığın arkasından senin bana göndereceğin rahmete kavuşabileyim. Birisi ona nasılsın diye sorduğunda o elhamdülillah dediğinde sadece yüzünden demiyor sadece dilinden demiyor gönlünün ta derinliklerinden o elhamdülillahı ortaya koyarak diyor işte onun adı sabrın cemil oluyor. Şimdi bu Yusuf suresinin 18. ayetinde biraz sonra detaylarını göreceğiz. Yakup aleyhisselamla alakalı bazı şeyleri müfessirlerimiz nazara verirlerken orada bir menkıbe anlatırlar bize. Anlatılan yer de i̇mam Kurtubi'nin tefsiridir. Yakup aleyhisselamda şöyle bir hal oluşuyor. İmtihanlar ağır zaten birazdan dediğim gibi göreceğiz. Biraz böyle kaşları çatılıyor yüzünde bir böyle bir üzüntü ifadesi oluşuyor. Sonra Hazreti Yakup mendille şöyle kaşını yukarıya doğru kaldırıyor. Yanındakiler soruyorlar, diyorlar ki: "Ey Allah'ın peygamberi, niye kaşını yukarıya doğru kaldırıyorsun?" Yakup Aleyhisselam diyor ki: "Ben gayri ihtiyari kaşlarımı çatınca Rabbim bana: "Yakup, yoksa şikayet mi ediyorsun?" diye sordu. Ben de hayır ya Rabbi hayır dedim. Kaşlarım çatılmasın kimse benim yaşadığım bu imtihandan dolayı bir sıkıntı içerisinde hatta bir şikayet içerisinde olduğumu anlamasınlar diye kaşlarımı mendille yukarıya doğru kaldırıyorum diyor. Menkıbe ama verdiği mesaj itibariyle bence güzel bir mesaj. O mesajı aldığımız zaman aslında güzelce sabır ne demek onu daha iyi anlamış oluyoruz. Şimdi güzelce sabırda neler yokmuş benim güzel kardeşlerim şikayet yok. Tahammülsüzlük yok, pişmanlık yok, sebeplere kızmak yok. Bu ne demek? Aa, sen işte üstü açık yatmasaydın şöyle olmazdı. Gittin falancanın yanına ondan hastalık kaptın işte öyle oldu. Bunlar işte bu sebeplere kızmak yok, surat asmak yok. Eğer biz güzelce sabrı anlarsak bunların hiçbir tanesine kapıyı açmayız. Allah bu sabrı kuşananlardan eylesin kolay bir şey değil bu. Peki ne yaparsak güzel bir sabrı kuşanabiliriz? Bakın bu bir mühim bir soru. Ne yaparsak? Çok kısa iki tane cevabı var benim güzel kardeşlerim. Çok kısa. Ama kısa olduğu kadar kolay değil. Çünkü güzelce sabrın karşılığı inanılmaz derin bir mükafat. İnanılmaz yani onu burada saatlerce anlatabiliriz. Ama Allah o sabredenlere neleri müjdelediğini şöyle bir baktığınızda görürsünüz. İki tane şey eğer olursa güzelce sabır sabrın cemil oluyor. Neymiş o? Güzel bir iman, güzel bir umut. Güzel bir iman tahkiki iman. Yani imanı içselleştirerek anlayabilmek. Güzel bir umut ise hiçbir zaman Allah'tan ümit kesmeden belalar İmtihanlar, dertler, acılar, musibetler ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın yine Allah'tan umut bekleyerek umut tu hiç zedelemeden bu işi devam ettirmek. Şimdi böyle anlaşıldığında o güzelce sabrı elde etmiş oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir daha buraya bir virgül koyalım nübüvvetin dördüncü yılına bir dönelim. Meariz süresi indi. Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimize? Sen müşriklerin yaptıklarını aldırma güzelce sabret. O günden yani dördüncü yıldan onuncu yıla kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselam güzelce sabretti. Nasıl sabrettiğini biz siyerin içerisinde çok iyi biliyoruz. Onuncu yıla gelince Taif yaşandı biliyorsunuz öncesinde bir sürü hadise. Onları bildiğiniz için girmiyorum. Taif yaşandı. Taif'ten döndü geldi. Çok farklı şeyler yaşandı Taif'te de. Taşlandı Efendimiz alaya alındı. Bir sürü iş geldi başına. Taif'in Taif arkasından nazil oldu Yusuf Suresi. Ve Yusuf Suresi'nde Suresi. Cenab-ı Hak o Ahsenul Kasas'ta iki kez sabrun cemil kavramını Resulullah'ın gündemine koydu. Yakup Aleyhisselam'ın diliyle koydu. Bunun mesajı ne biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Cenab-ı Hak dördüncü yıl yani nübüvvetin dördüncü yılında Meariş süresin, süresinde sabrın cemil dedi. Resulullah da altı yıl boyunca o güzel sabrı ortaya koydu ya. Onuncu yıla gelince Yakup aleyhisselamın diliyle yeniden bu kavramı ortaya koyması ve Yakup aleyhisselamın örnekliliğiyle bu işin nasıl olduğuna dair o örnekliliği ortaya koyması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bak sabrın cemil Yakupça bir sabırdır. Bunu gör ve bunu devam ettir mesajı taşıyordu. Allah Resulü de bunu anladı. Canlarımız yoluna kurban olsun. 10. yılından vefat edeceği ana kadar nasıl o güzelce sabrı kuşandığını bir sürü siyerdeki örneklerle hatırlayın göreceksiniz. Sahabeye de bunu öğretti. Sahabeye de Bakın sahabeye nasıl öğrettiğine dair de inanın şu anda zihnimde onlarca örnek var. Ama bir tane vereceğim siz anlayacaksınız meseleyi. İfk hadisesi hem Efendimiz için hem Ayşe anamız için hem Ebu Bekir'in evi için hem Safvan İbni Muattal için hem de diğer müminler için çok ağır bir imtihandı biliyorsunuz. Ama olayın en ağır tarafını taşıyan tabii ki Ayşe anamızdı. Pak, pakize, İffetli, afife anamıza zina iftirası atılmış. Bu ne kadar ağır bir iftira biliyorsunuz. Şimdi o iftirayı Ayşe anamız işin bidayetinde bilmiyor. İnsanlar konuşuyorlar, bir sürü dedikodu dönüyor. Ayşe anamızın hiç haberi yok. Sonra olaylardan haberdar oluyor. Olaylardan haberdar olunca ne diyor biliyor musunuz? Ben size Yusuf'un babasının dediği gibi derim diyor. Peygamberin terbiyesinde yetişmiş bir anneden bahsediyoruz. Acı dokunduğu kadar dokunmuş, öyle bir dokunmuş ki Yusuf'un kaybı Yakup aleyhisselam'da nasıl bir derin acı oluşturmuş da Ayşe anamızda da o iftira öyle bir derin acı oluşturmuş, o derin acıda ben size Yusuf'un babasının dediğini derim artık bana düşen güzel bir sabretmektir. Sizin bu söylediklerinizin karşılığında Allah'tan bana Allah'tan başka bana yardım edecek hiç kimse yoktur diyor. Sonra günler sonra anamız bu meseleyi anlatırken ne diyecektir biliyor musunuz? O anda ben unuttum Yakub'un ismini. Yakup Aleyhisselam'ın ismini unuttum. Onun için Yusuf'un babası dedim diyor. Hatırlayamadım Yakup Aleyhisselam'ın ismini. Orada o derdimi onun diliyle ortaya koyarken Yusuf'un babası diye ortaya koydum. Sadece Ayşe annemizin bu aslında feryadını anlasak sahabenin nasıl bu noktada sabrın cemil kavramından kendi dünyalarına böyle mesajlar taşıdığını ve taşıdıkları o mesajların nasıl doğru olduğunu daha iyi kavramış olacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir daha dönelim biraz önceki cümleye. Güzelce sabır için ne lazım? Güzel bir iman ve güzel bir umut. iman ve umut. Ayrılmaz iki şey. İman varsa umut var, umut varsa iman var. Çünkü bunlar birbirinden asla ayrılmayacak şeyler. Eğer ayırırsanız, eğer parçalarsanız felakete düşersiniz. Ama acımızı söyleyelim. Akif kadar derin bir feryatlı olmasa da söyleyelim ümmeti Muhammed ayırmış şu anda birbirleriyle birbirlerinden ayırdığı için ümitsizlik girdabına düşmüş aslında çokları. Ve farkında olarak ya da olmayarak biz de bazen konuştuğumuzda bazı meseleleri değerlendirdiğimizde bazı işte sözler ya da hükümler verdiğimizde o ümitsizliğin bizim dünyamızda oluşturduğu menfi etkilerden dolayı bazı şeyleri konuşuyoruz. İster kabul edelim ister etmeyelim ya o umudu önemsizleştirmişiz şu anda. Ya kırmışız ya da bazıları için söyleyeceğim öl, öl, öldürmüşüz. Umut diye bir şeyi öldürmüşüz tamamen hayatlardan çıkarmışız. Ve bugün Müslümanların içerisinde olan bu hastalık yani bu ümit noktasındaki sıkıntılar öyle bir hale gelmiş ki bakın umudumuz olmadığı için yerimizden kalkamıyoruz. Çünkü umudu olmayanın feri olmaz. Eğer iyileştirmeye yönelik bir umudu yoksa niye gayret etsin bir adam? Mesela diyelim ki bazı hastalar için diyor ki doktorlar kanser artık yapacak bir şey yok. E ne yapıyorsunuz? E artık şifa adına bir şeye girmiyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam oldu bitti artık bundan sonra bir şey yok. Ama umut taşıdığınızda ki taşımanız lazım öyle bir şey söylense bile. Çünkü Allah'tan başka kimse onu bilemez. Bu noktada sonuna kadar bazı şeyleri elde etmenin gayret ve mücadelesini verecek, vermek durumdasınız. Bugün ümmeti Muhammed olarak İslam'ın ne halde olduğunu bilmiyorum söylememe gerek var mı? Fedakarlık adına biz ne yapıyoruz mesela bu din için? Fedakarlık adına yapamadığımız bu şeylerin çoğu umutsuzluktan kaynaklanıyor aslında. Eğer umudumuz olsaydı himmetimiz büyüyecekti. Himmet büyüdüğü zaman bu din için daha fazla gayretler edecektik. Daha fazla şeyleri ortaya koyacaktık. O halde bizim umudu çok iyi anlamamız lazım. Gerçekten bu umut kavramını Müslümanlar olarak çok 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 iyi zihinlerimize yerleştirmemiz lazım. Nedir umudun karşılığı Arapçada? Emel. Umut nedir biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? İnsan olmamızın ve insan kalmamızın en önemli vesilesidir. Aslında umut bizi biz kılan en önemli değerimizdir. Biz ümmeti Muhammed yani iman eden insanlar eğer o imanın bize yüklediği sorumlulukları biliyorsak bizi biz kılan en önemli değerin umut olduğunu biliriz. O zaman biz şu hakikatleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. Umut imandır yani imandandır. Eğer iman varsa umut olmak zorundadır. Umut tevhiddir tevhid akidesini konuştuğumuzda en önemli konuşacağımız kavramlardan bir tanesi de umuttur. Niye biliyor musunuz? Çünkü kafirler Allah'tan ümit keserler. Eğer sen inandığını iddia ediyorsan La ilahe illallah kelime-i tayyibesini ikrar ediyorsan Allah'tan başka ilah olmadığını söylüyorsan asla sen umut adına bir şeyi zedelememelisin. Mesela bunu anlasam var ya falancadan adam çıkmaz demezsin. Ya benim bu oğlan var ya bu oğlan adam olmayacak demezsin ya. Demezsin ya. Çünkü Allah'a karşı bu noktada ümidini taşıyan bir insan asla ya asla böyle bir şey söylemez. Çünkü o umut, o tevhid akidesi, o imanın getirdiği o heyecan ona o sözü söyletmez. Umut nedir biliyor musunuz? Tevbedir. Umudu olanın tevbesi olur. Şeytan ne yapıyor peki? Şeytan zaten biliyorsunuz iblis olması umudunu yitirmesindendir. İblis kelimesinin türediği eblese kökünün bir anlamı da Allah'tan ümit kesmesidir. Allah'tan ümit kesti. Ve Allah'tan ümit kesen o amansız düşmanımız bizi Allah'tan ümit kesmeye sevk ediyor. Mesela bazen sağdan, soldan, önden, arkadan getiriyor ve bize bir günah işletiyor. Sonra ne diyor? Öyle bir günah işledin ki Allah seni affetmez. Haşa. Allah'ın affetmeyeceği günah var mı ya? Sen hele bir nasuh bir tevbe yap. Gerçekten bir tövbe yap. O tövbeyi ortaya koy. Bak bu noktada nasıl bazı şeyler oluyor. Umut duadır benim güzel kardeşlerim. Duası olanın umudu vardır. Umudu olanın da duası vardır. Duayla umut ayrılmaz iki şey aslında. Umut nedir biliyor musunuz? Ufuktur. Hedeftir aslında. Umut uyumdur. Mesela bir insan umudunu yitirmişse parazit yaşadığı toplumda her şeye menfi bakar. Yıkmak için, olumsuzluk ortaya koymak için, farklı şeyler yapmak için, orayı karıştırmak için. Hep böyle muhalefet, bay muhalefet, hep muhalefet bir şeyler söyler ki orada orada bir şeyler oluştursun. Çünkü o uyum, uyum noktasındaki arızası umutsuzluktan kaynaklanıyor aslında. Umut nedir? Güvendir. Umut ana mahkum olmamaktır. Yani anın altında ezilmemektir geleceğin azığıdır aslında. Gerçek manada umudu anlamış bir insanın Allahu ekber demesiyle umudu anlamamış bir insanın Allahu ekber demesi aynı değildir. Siz bir insanın Allahu ekber sözünden umudu gerçek manada bir iman etmiş insan gibi anlayıp anlamadığını çıkarabilirsiniz. Eğer bir adam Allahu ekber ama ama demeye başlıyorsa amalı cümleler biliyorsunuz yamalı cümlelerdir. Eğer ama diyemeye başlıyorsa umut yok orada. Umut yok. Çünkü orada ama diye bir şeyle karşı koyacak hiçbir durum yok. Ve umut sabretmektir. Ancak umudu olan sabredebilir. Hem de nasıl bir sabır? Sabrın cemil güzelce sabredebilir. Şimdi benim güzel kardeşlerim inanın ki bakın biz burada peygamberler tarihini işlemeye çalışıyoruz. Söz geldi Hazreti Yakub'a. Kur'an'ın anlattığı peygamber kıssalarının tamamında umut adına bir mesaj var. Aslında nübüvvet projesi bir umut projesidir. Peygamberlik bizatihi umudu insanlara taşıma adına bir gayret ortaya koyar. Yani peygamberlerin o tevhid mücadelesini anladığınızda umudun orada nerede durduğunu daha iyi kavramış oluyorsunuz. Şimdiye kadar birçoğunu anlattım ben. Sadece birkaç tanesini örnek vereceğim. Bakın umudun örneği Hazreti Adem umutsuzluğun ibreti iblistir. Umudun örneği Hazreti Nuh umutsuzluğun ibreti Kenan'dır. Umudun örneği Hazreti Hud umutsuzluğun ibreti Ad kavmidir. Umudun örneği Hazreti İbrahim umutsuzluğun ibreti Nemrut'tur. Umudun örneği Hazreti Lut umutsuzluğun ibreti ihanet eden hanımıdır. Sadece bunlar değil. Hepsi için geçerli. Ben sadece beş tanesini seçmiş oldum. Siz o kıssalara bu nazarla bakın. İnanın o kadar güzel şeyler çıkaracaksınız ki. Mesela Adem Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Ne çıkaracaksınız? Sınırı olmayan bir dünyada Hazreti Adem gibi Hazreti Havva'yı aramanın adıdır umut. İndirildiler dünyaya. Babamız Hazreti Adem Hindistan bölgesine rivayetleri öyle söylüyor. Anamız Cidde'ye. Cidde, Cidde ismi de oradan biliyorsunuz. İkisi de hiç umutlarını yitirmediler. Adem Aleyhisselam da aradı kayıp cennetini. Kayıp cennet Havva'ydı aslında Havva validemiz de aradı Hazreti Adem'i ve nerede buluştular o Cebelu Rahmet'e Rahmet Tepesi'nde Arafat'ta zaten onun için Arafat olduğunu biliyorsunuz. Umutla yani eğer umutlar olmasaydı koca bir dünya ya koca bir dünya bir kenara oturur ağlarlardı sızlarlardı. Bugün birçoklarının yaptığı gibi o büyük buluşmada gerçekleşmezdi. Umut ayağa kaldırdı ve koca bir dünyada onların yollarını birbirleriyle kesiştirdi. Bakın eğer bir Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında Umudu bulmak için okuduğumuzda çok şey söyleriz ama en önemli mesaj şu olsa gerek. Denizin olmadığı yerde Hazreti Nuh gibi gemi yapmak için tahtalara çivi çakmaktır. O süreci bir hatırlayın Allah aşkına. Tahtalara çivi çakıyorlar. Allah emretmiş gemi yapın. Deniz yok. Nerede gidecek bu gemi? Bir de inkarcılar gelip alay ettiler. Hani bunun suyu? Hani bu gemi yapıyorsun ama su nerede dediler Hazreti Nuh'a. Eğer umudunu yitirseydi Hazreti Nuh ve ona inanan o bir avuç mümin... ...o gemi ortaya çıkmazdı. Ve o tufandan o gemi aslında sefine tün necat, kurtuluş gemisine dönüşmezdi. Tabii ki sebepler dairesinde konuşuyoruz. Yoksa Cenab-ı Hak tabii ki bunu murat etti, bu gerçekleşecekti. Umudu okuyoruz bakın Hazreti İbrahim'in kıssasından. Ot bitmez, kervan geçmez bir coğrafyaya Hazreti İbrahim gibi... Hacer'ini ve İsmail'ini bırakabilmektir. Umut da oraya bırakan. Allah'a mı demişti Hacer anamız? Allah'a deyip işine bakmıştı. Umudu okuyoruz Hazreti İsmail'den. Keskin bir bıçağın önüne Hazreti İsmail gibi kes baba deyip boyun uzatabilmektir. İsmail'i orada boyun uzattıran şeydir aslında o o eğer umut adına bir zafiyet yaşansaydı o güven de olmazdı. O teslimiyet de ortaya çıkmazdı. E geldik Hazreti Yakub'a bin bir derde ve imtihana müptela olsa da Yakup gibi güzelce sabrı kuşanıp filmin sonunu bekleyebilmektir. Filmin sonunu beklemiyor bakın Müslümanlar. Hep acele hep acele. Niye olmuyor? Niye yapılmıyor? Niye edilmiyor? Hiç kimsenin filmin sonunda şeyi yok. Filmin sonu sadece bu dünyada değil. Bizim için film dünyadan mı ibaret? Ahiret de var ya. Bu kadar zalimler zulmediyor. Niye bu zalimlerin başına bir şey gelmiyor? E gidersek ahirete göreceğiz o zalimlerin ne olacağını. Hele bir bekle ya bir bekle bir sabret sen. Ve o umudu kalbinden yüreğinden hayatından çıkarma. Bak neler olacak. Hazreti Yakup aslında bunu söylüyor bize. Çok şey söylüyor. Bakın haftaya konuşacağız bir dahaki haftaya. Yine Hazreti Yakup'u konuşacağız. Ama inanın benim güzel kardeşlerim. Hazreti Yakup bize umut adına çok önemli şeyler söylüyor. Onun için bugünkü dersin adı bir muallim olarak Hazreti Yakup. Umut dediğiniz şey o kadar asil bir duygu ki ve biz bu duyguya her zamankinden daha muhtacız. Çünkü dedim ya umutlarımız zedelenmiş şu anda. Bakın etrafımızda binlerce kendisinden ve başkalarından umutlarını kesmiş delikanlılar var. Gençler var, hanım kızlarımız da var. Geliyorlar bazen bana mesela. Omuzlar çökmüş, gözler sönmüş, dünya sanki üzerine yıkılmış. Ne var ne yok bir şey diye sorduğunda hep söylediği şey menfi şeyler. Umut adına bir şey yok. Hem kendinden umudunu kesmiş hem başkalarından umudunu kesmiş. Binlerce inanın ki şu anda genç var etrafımızda. Umutları kıran anne ve babalar var. İşleri güçleri bu yani. Konuşuyor evladıyla bir söz söylüyor. Evladın bütün enerjisini alt üst ediyor. Bir şey söylüyor bir şey yapıyor mesela. Baba ya da anne fark etmez. Evladı perişan ediyor ya. Evlat mesela dışarıda ilim adına bir şey yapıyor. Bir heyecanla eve gelmiş ki istiyor ki baba da anne de o heyecana ortak olsun. Baba baba değil ki baba başka bir şey. Baba ona ben bilmiyorum bu kürsüden ne söylenir ona ya da o anneye nasıl bir şey söylenir bir şey söylüyor o çocuğun bütün o heyecanını enerjisini mahvediyor ve böyle anne ve babalar inanın ki azımsanmayacak kadar çok. Umutları yok eden o kadar evlat ve çocuklar var ki o kadar. Bu tek taraflı değil. Mesela baba anne bir sürü fedakarlık ortaya koymuş bizim delikanlı başka bir şey alemde başka bir sevdada bizim kızımız başka bir sevdada o umutlarını yani annesinin ve babasının umutlarını yok eden binlerce evlat da var şu anda karşımızda umutlarını yok eden hocalar cemaatler vakıflar dernekler var mı? E var hoca işte konuşuyor mesela ben kendim için söyleyeyim sahabeyi anlatıyor peygamberi anlatıyor sonra biraz yaklaşıyorsun yanına mesela ya anlattıkları hayatında yok. Umutların paramparça oluyor. Ya bu adam bu kadar güzel şeylerden bahsediyordu kürsüde. Hiç mi bunun evinde bir şey olmaz ya? Hiç mi bunun evinde farklı bir şey olmaz? Bu adam akrabalarıyla, bu adam komşularıyla, bu adam yanında yöresindeki adamla. O konuştuklarından hiç mi bir karşılık olmaz? E şimdi ne yapıyorsun? Öyle bir korku oluşturuyor ki diyorsun ya uzak olsun kardeşim ya. Yaklaşıp yanacağımıza uzaklaşıp donacağımıza şöyle bir mesafe olsun biz en iyisi idareli bir biçimde bu şeyi devam ettirelim noktasına geliyorsunuz. Çünkü çok sıkıntılı bir durum gerçekten. Umutları bitiren öğrenciler ve talebeler. Ah ah. Bu da ah. Bu da ah. Yani tek taraflı değil. Emek veriyorsun diyorsun ki ya bu talebeden bir şey çıkacak. Bir şey çıkmadığı gibi çıkan şeyleri de alıp götürenler Çıkan şeylere de neler neler yapanlar ama ne olursa olsun bu iş böyle, böyle bir şey. Umutlara zedelenen milletler, halklar bir sürü ister fert bazında, ister aile bazında, ister kurum bazında, ister millet bazında, ister devlet bazında inanılmaz bir umutsuzluk var şu anda. Ümmeti Muhammed için konuşuyoruz bakın. İnsanlık için de aynı şey ama özellikle Ümmeti Muhammed için böyle bir boyutta. Şimdi gerçekten umut katliamı yaşanan bir dünyada yaşamak zorunda kalmışız. Farkındayız değiliz bunları benim kadar gördüğünüz ya da benden daha fazla gördüğünüz bilmem. Ama böyle bir zemin var. Şimdi böyle bir zamanda bir peygamber çıkıyor önümüze. Kim o? Yakup Aleyhisselam. Diyor ki bize ben bir umut muallimiyim gelin size umut adına ders vereyim. Biz de Yakup Aleyhisselam'ın talebeleriyiz inşallah. O mektebin öğrencileriyiz. Ancak bir kere şu hakikati iyi anlayalım benim güzel kardeşlerim. Hiçbir peygamberde olmadığı gibi Yakup Aleyhisselam'da da öyle yaşanmamış bir hayat üzerinden bize bir şey anlatılmıyor. Yani buradaki bu ders masa başı bir ders değil. Yani öyle kurgularla oluşturulmuş bir ders değil. Hazreti Yakup'un umut adına bize verdiği ders nasıl bir ders biliyor musunuz? Şimdi detayları göreceğiz. Onun bir ikiz kardeşi var adı Ais. Tevrat'taki ismiyle Esaf onunla yaşadığı imtihanlar var. Kendi kardeşiyle imtihan edilmiş bir peygamberi okuyoruz şimdi biz tarihten. Azgın bir muhatap kitlesi var karşısında. Kime gönderildi Yakup aleyhisselam? İsrail oğullarına ya ve İsrailoğullarının atası gelecek ders göreceğiz zaten. O azgın muhatap kitlesine karşı yaşadığı imtihanlar var. Bir peygamber olarak yaşadığı ağır 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 imtihanlar var. Hanımları var. Hanımlarıyla imtihanları var. Çocukları var. 12 tane çocuklarıyla imtihanı var. Şimdi anne ve babalar beni daha iyi anlayacaklar. Çünkü böyle tam böyle sıcak bir karna temas edeceğim. Anne ve babaların en derin imtihanı çocukların birbirleriyle geçimsizlikleri. Çocukların hasetleri, çocukların birbirlerini yemeleri, çocukların birbirlerine karşı acımasızlıkları. O kadar fazla ki bu ve bu fazla olan örneği biz Yakup Aleyhisselam'da görüyoruz. 12 tane oğlu var. 2 tanesi işte Hazreti Yusuf'la Hazreti Bünyamin. Ama geri kalan 10 tanesi ve o 10 tanesinin çevirdikleri işte o filmler, o tuzaklar, o şeyleri göreceğiz. O imtihanların en ağırlarını yaşıyor Hazreti Yakup. Çok sevdiği ve ilahi bazı iltifatları üzerinde gördüğü Yusuf ile alakalı imtihanlar. Neler neler yaşadığını göreceğiz. Yusuf'un ayrıldığı ayrılığından sonra Bünyamin'in ayrılığı, ve ikisinin oluşturduğu imtihanlar ve daha neler neler. Tüm bu imtihanlara rağmen Yakup Aleyhisselam'ın yüreğinde sarsılmaz bir umut var. O umutla bize ders veriyor. Umut olursa ne olur? Arkası nasıl gelir? Bu iş nereye gider? Ona ait en güzel şeyleri ortaya koyuyor Hazreti Yakup. Bir gün olsun mesela ne kardeşinden, ne kavminden ne vefasız dostlarından Hazreti Yakup'un ne hanımlarından ne çocuklarından ne Yusuf'undan ne bünyamin, Bünyamin'inden umut kesmeyen bir peygamber var önümüzde bir muallim ve bize diyor ki umut olursa eğer bütün imtihanların üstesinden gelebilirsiniz. Ya Allah aşkına benim güzel kardeşlerim bilmiyorum benim duyduğum heyecanı ne kadar size yansıtabiliyorum şu tabloya bir şahit olun Allah aşkına. Hazreti Yusuf'un kanlı gömleği getiriliyor babasına. Ne diyorlar? Diyorlar ki babamız kurtlar yedi Yusuf'u. İşte bu da delili. İşte onun yerken kanlı kanlar oluştuğu gömleğinde. O delili de senin karşısına getiriyoruz. Karşısında 11 tane çocuğu var Hazreti Yusuf'un. Biri susturulmuş. Bünyamin biliyor işin aslını ama Bünyamin susturulmuş. 10 tane çocuk söz birliği yapmışlar. Babaya Yusuf'un kurtlar tarafından parçalandığını ve yenildiğini söylüyorlar. Yusuf ortada yok beraber gittiler dönerken Yusuf dönmedi. Yusuf'un kanlı gömleği geldi yani gömlekte delil olarak ortada duruyor. Buna rağmen Yusuf aleyhisselamın babası Hazreti Yakup ne diyor? Fesabrun cemil vallahu'l musta'anuma ala ma tasifun. Bundan sonra artık bana düşen güzelce sabretmektir. Bu anlattıklarınıza karşı istenecek olan sadece Allah'ın yardımıdır. Bu ancak umut ve imanla söylenebilecek bir şey. Çünkü bütün şartlar aleyhinizde orada. Bütün şartlar aleyhinizde. Hazreti Yakup böyle bir muallim. Şimdi yıllar geçecek aradan göreceğiz mesela Yusuf Aleyhisselam'ın derslerinde daha detaylı göreceğiz. Bir sürü olay yaşanmış en son Bünyamin'de işte Mısır'a gittiğin gittiğinde Yusuf olduğunu bilmiyorlar tabi. Yusuf Aleyhisselam onlara işte bazı şeyleri ders vermek için Bünyamin'i bir işte oyunla kendi yanında tutuyor. Bünyamin sizde kalıyor Hazreti Yakup. Bu 83. ayet o durum üzerinde Hazreti Yakup'un dilinden çıkıyor. Bu sefer Bünyamin geride kalıp çocuklar gelip durumu anlattıklarında Hazreti Yakup ne diyor? Fesabrun cemil asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'a innehu huvel alimul hakim. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Umulur ki Allah bakın umut burada işte umulur ki Allah hepsini cemi'a sadece Yusuf değil sadece Bünyamin de değil. Nedir burada? Diğer 10 çocuktan da umut kesmemiş. O kadar işin altında olan o 10 tane çocuğundan da umut kesmemiş bir baba konuşuyor. Bir gün gelecek onlar da yaptıklarının farkına varacaklar. Onlar da gelecekler. Umulur ki Allah hepsini bana geri getirir. Çünkü Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah aşkına bunu bir anlasak Yusuf aleyhisselamın ardından Bünyamin gitmiş olmasına rağmen yaş ilerlemiş gözler gitmiş farklı bir hale girmiş Hazreti Yakup buna rağmen alen umut umut deyip bir şeyler söylüyorsa ve işin neticesi filmin sonu da başka bir hale geliyorsa ne anlıyoruz biz bundan umut iyileştiriyor ya umut iyi kılıyor hem iyileştiriyor yani insanı iyi yapıyor hem de varsa hastalıklar eğer o hastalıklar bir şekliyle umutla şifaya bulaş, buluşmuş oluyor. Aslında Yusuf Aleyhisselam Hazreti Yakub'un hem umudu hem duasıydı. Hazreti Yusuf'la Yakub Aleyhisselam'ın işin nihayetinde buluşması da neydi biliyor musunuz? Bir babanın kabul olmuş duasıydı. O bir babanın kabul olmuş duası olarak umut adına o şeylerin bir mükafatı olarak karşısına çıkmış oldu. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bakın vakit ilerledi ama ben önemli bir noktaya sözlerimi götürmek istiyorum. Onun üzerinden toparlanmak istiyorum. Bilmiyorum bana katılır mısınız ama ben böyle biraz işte etrafı etrafımı bu nazarla biraz böyle gözlemleyince umut noktasında şu anda bizlerin içimizde ve bizim de üç tane tavrı kuşandığımızı görüyorum. Aslında bu üç tane tavırın İki tanesi menfi, bir tanesi olması gereken ama bu üçü de var. Belki diyeceksiniz ki hocam ağır olmuş bu ifadeler ama ne yazık ki irdelediğinizde göreceksiniz varlığını. İçimizde umut katilleri var, içimizde umut tacirleri var, içimizde umut kaşifleri var. İstiyorum ki, diliyorum ki hem sizin adına hem kendi adıma, bu kaşiflerden olalım hep beraber. Allah bizi umut kaşiflerinden etsin. Umut katilleri adam terminatör terminatör öldürüyor. Yani yanına gitsen mesela bir şey konuşacaksın bir şey istişare edeceksin değil mi? Seni mahvediyor ya moralini bozuyor. Ya Müslüman ne olur ya geldik daha sana bir akıl danışıyoruz bir şey söylüyoruz ya. Burada bir iş yapılıyor da sen de bir Müslümansın ya. Hiçbir şey veremiyorsan moral ver ya moral ver ya umut ver ya. Yok Yok öyle bir şey yok. Adam bir kere kafaya koymuş yani. Her şeye olumsuz bakma, her şeyi menfi nazarla görme, her şeyi kötü değerlendirme. Bunu kendisine asli iş edilmiş. Moral bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu adam işte umut kafiri. Çünkü ha insanın umudunu yok ettiniz, ha insanı katlettiniz. Asla fark yok. Çünkü öldürüyorsunuz onu. Onun yaşama sevincini alıyorsunuz içinden ya. Ona hayat hakkı vermiyorsunuz. Adam belki biraz moralle ayağa kalkacak onu bırakmıyorsun. Ne diyor diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sünnet değil mi? Bir müminin gönlüne sevinç koymak bir sünnet ya. Hele bir kendinize bir bakın kaç müminin gönlüne sevinç koyduğunuz şimdiye kadar. Yanınıza geldi birisi bir şey anlatıyor. Ne yaptınız mesela ona moral verdiniz sırtını sıvazladınız farklı bir biçimde onu bir enerjiyle mi gönderdiniz? Yoksa adamın geldiğine geleceğine bin pişman edip mi gönderdiniz? İşte nasıl gönderdiğiniz sizin umut katili olup olmadığınızı ortaya koyuyor. Umut tacirleri var. Bu ifadeyi biliyorsunuz başka amaçlarda da kullanıyorlar. Ne yapıyor adam? Adam umut tüketen bir tip. Derdi aslında senin hassasiyetini, senin heyecanını, senin bir manadaki işte kabiliyetini her neyse bunu kullanan. Bunu bazen birileri din adına yapıyor. Birileri iman adına yapıyor. Birileri vatan adına yapıyor. Birileri bayrak adına yapıyor. Birileri ezan adına yapıyor. Birileri ilim adına yapıyor. Birileri irfan adına yapıyor. Bazen birileri bunu dostluk ve arkadaşlık adına yapıyor. Sana dost görünüyor, arkadaş görünüyor ama aslında senin umudunun tüccarı onun derdi senden bir şey almak. Senden bir şekilde rant sağlamak, menfaat sağlamak. Eğer umutları satılan bir şeye dönüştürmüşse birileri, bir metaya dönüştürmüşse artık fiyat biçiyorsa size. Yani sizin mesela eskiden diplomanız vardı, kariyeriniz vardı. Bugünkü ifadeyle diyelim ki popüleriniz var vardı. Biraz farklıydı. Etrafınızda bir sürü insan var. Bir imtihan yaşadınız. Bunların hiçbir tanesi elinizde kalmadı. Halen buna rağmen eğer o dostluğun, arkadaşlığın, İslam'ın, Müslüman kardeşliğin ahlakı gereği bir şeyleri koruyorsa o adama umut taciri denmez. Ama bir şey menfaate bağlamışsa o menfaatten başka da bir şey gözü görmüyorsa o adamın adı umut taciridir. Ne yaparsa yapsın aslında o ticaret yani bir rant sağlamanın gayret ve mücadelesini veriyor. Allah bizi bu iki zümreden uzak eylesin. İnşallah bizi bu üçüncüsünden ne O üçüncüsü ne? Umut kaşifi. Kaşif keşfediyor. Mesela kendisinin bazen morali bozulmuştur. Ümitleri biraz zayıflamıştır. Ümit bağladığı bir şeyler olmuştur ama onlar gitmiştir elinden. Sonra kendini zorlamıştır biraz zorlamıştır. Ne yapmıştır? Kendi içindeki ümidi keşfetmiştir imanıyla umudunu birleştirmiştir kendisinin kaşifi ke olmuştur sonra da bunu başka kardeşlerine yapmıştır mesela etrafına gelmiştir mesela birisi morali bozulmuş işte kendisinde hiç kabiliyet olmadığına inanıyor Aslında Allah bir sürü ona kabiliyet vermiş ama onların üstünü örtmüş Sen bir kaşif olarak ona bir şeyler söylüyorsun Moral veriyorsun. Kardeşim sen şöylesin diyorsun. Böylesin diyorsun. Şunu yaparsın diyorsun. Bunu yaparsın diyorsun. Sen onun içinde perdelere sarılan ya da zedelenen bir umudu alıyorsun. Onu başka bir noktaya getiriyorsun. Sen o noktada kaşif oluyorsun. Böyle kaşiflere ihtiyaç var. Ümmetin içerisinde ne kadar sıkıntı olursa olsun bugün Kudüs işgal altındaymış bugün Doğu Türkistan böyleymiş bugün Suriye şöyle darma dumanmış bugün bu memlekette bin bir tane sorun varmış her ne olursa olsun yüreğinde o umudu taşımak ve o umudu farklı bir biçimde insanlara ulaştırma adına gayret içerisinde olmak hiçbir şekilde bazen belki dışarıda değil de içeride kendisi Rabbi ile baş başa kaldığında seccadesinin başında farklı hallere girer o başka gözyaşları döker o ayrı bir şey ama insanların önünde asla umudu zedeleyecek şeyler değil. Hayır yarın bahar gelecekmiş gibi. Yarın bu ümmet ayağa kalkacakmış gibi. Yarın kaybedilen değerler yeniden kazanılacakmış gibi hatta Kudüs'te Fetih namazı kılınacakmış gibi. Bu kadar umudu yüreğinde hem de binbir olumsuzluğa rağmen taşıyabilmenin adıdır umuda kaşif olmak. Allah hepimizi onlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir umut kaşifinden size bahsederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Ekrana gelecek resim o resimi gördüğünüzde o umut kaşifine siz de bir rahmet dileyeceksiniz. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bu toprakların yetiştirdiği bir iman kahramanıdır o. Biz iman hakikatlerini ondan öğrendik. Halen de öğrenmeye devam ediyoruz. Allah bize ömür verdiği müddetçe de öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi o iman kahramanının nasıl bir umut kaşifi olduğuna dair bir örnek vereceğim size. Tarih 31 Mart olayının arkası. 31 Mart 1910'da olan ve bu toprakların insanlarının tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Neler yaşanmış neler olmuş şöyle bir baktığınızda göreceksiniz. Onun öncesinde birçok şey yaşanmış. Tımarhaneye mi atılmamış? İftiralar mı atılmamış? Başına gelmeyen işler kalmamış mı? Bir sürü iş. Yani siz üstadın hayatını şöyle bir okuduğunuzda o süreç özellikle o gençlik dönemine denk gelen süreçte neler neler yaşadıklarını görürsünüz. Şimdi Divane Harp'te idamla yargılanıyor aziz üstad. Berat ediyor, Van'a gidecek, Batum üzerinden gidiyor, Tiflis'e uğruyor ve o Tiflis'te bir hatıra yaşıyor. Bakın kaşif olarak bir umut kaşifi olarak bir şeye şahit olacağız şimdi. Şeh Sanan Tepesi diye bir tepe var. Şu anda da biliniyormuş orası. Oraya böyle oturuyor, uzun uzun karşıya bakıyor böyle uzun uzun. Onun böyle derin derin bakışlarından etkileniyor bir Rus polisi yanına geliyor. Ve niye böyle baktığını söylüyor. Üstad'a diyor ki ne var ki burada bu kadar derin derin bakıyorsun. Üstad diyor ki medresemin planını yapıyorum. Rus polis bir şaşırıyor. Nerelisin sen diyor. Bitlisliyim diyor. Herhalde sen şaşırdın diyor. Burası Bitlis değil Tiflis diyor. Üstad diyor ki Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Ben Tiflis'te olduğumu çok iyi biliyorum ve burada medresemin planını yapıyorum. Bu sefer o Rus polis şöyle bir itirazla bulunuyor. Diyor ki ya alemi İslam darma duman olmuş. Siz ne haldesiniz Osmanlı işte mağlup olmuş parçalanmanın eşiğine gelmişsiniz. Sen burada kalkmışsın Tiflis'te medresenin planından bahsediyorsun. Bu nasıl iş diyor Üstad orada diyor ki işte umut kaşifi bakın. Alemi İslam'daki o sıkıntıları görüyor. Görmemezlikten gelen birisi değil üstünü de örtmüyor. Ama diyor ki biz yakın bir zamanda bu imtihanlardan kurtulacağız. Ümmeti Muhammed farklı bir noktaya gelecek. Bir nur çıkacak içimizden inkişaf edecek. Ve o alemi İslam'ı bambaşka bir hale getirecek. Siz de parçalanacaksınız. Siz de başka bir aleme geleceksiniz ben de geleceğim ve burada medresemi yapacağım. Rus polis bunun üzerine diyor ki heyhat şaşarım senin ümidine. Üstad da diyor ki ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı her gecenin bir neharı vardır. Rus polis diyor ki İslam parça parça olmuş. Sen neyin sevdasındasın? Yani bu kadar parçalanmış, her taraf işgal altına olmuş bu ümmetin bir daha ayağa kalkacağına dair senin ümidin mi var? İşte Kaşif konuşuyor. Ümmeti Muhammed'in içerisinden çıkmış ve iman selametini kendine dert edinmiş bir muallim konuşuyor ve orada söylediği söz şu oluyor. Hey Hat diyor, sen kendi kendine konuşuyorsun. Biz şu anda işgal altında gördüğün o coğrafyalarda her birimiz bir mektepteyiz. Hindistan İngilizlerin mektebinde, Mısır İngilizlerin mektebinde. Yakın bir zamanda Kafkas ve Türkistan'da İslam'ın iki bahadır oğludur. Onlar da Rus mektebinde talim ediyorlar. Hepsi orada mezun olacaklar ve mezun oldukları zaman da alem İslam'a İslam'ın şu andaki halinden başka bir hale vardıracaklar. Artık Rus polisin söyleyeceği bir söz yok. Çünkü bu kadar ümit var olan bir insanın karşısında hiç kimse konuşamaz. Eğer bu kadar parçalanmışlığın üzerinden halen alem İslam'ın geleceği açısından istikbalde en gür sedanın İslam'ın olacağı yönünde umudunu yitirmemiş bir insanın böyle sözlerinin karşısında ne söyleyebilirsiniz? Aslında bize umut kaşifliği noktasında üstadın söylediği şu sözü bile anlasak bugün manzaraya baktığımızda morallerimizi bozacak şeyler değil. Onların arkasından gelecek güzel şeylerin hayalini kurar. Hayatlarımızı da o hayallere uydurur. Himmetlerimizi de o hayallerin gerçekleşmesi noktasında sevk ederiz. Din Allah'ın dinidir. Mülk Allah'ın mülküdür. Arz Allah'ın arzıdır. Kullar da Allah'ındır. Eninde sonunda Allah'ın dediği olacak ve yeryüzünün dört bir tarafında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah çağlayacak. Buna inanın ve bu umudu hiçbir zaman kendi dünyanızdan geri bırakmayın. Eğer bu umudu tutar ve bu umudun gereğini yerine getirirseniz Allah'ın vaadi belli. O umutla ayağa kalkarız, o umutla da yürürüz. Allah o umuttan bizleri geri koymasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.